Merhabalar. Dünyada insanlar giderek daha çok takviye ve aynı zamanda doğal kökenli ilaçlar kullanmaya gayret ediyorlar. Besin maddeleri, mineraller. Onunla ilgili size küçük bir bilgi aktaracağım. Çok kısa, hiç merak etmeyin. Bakın, 2022 yılında Amerika'daki ilaç pazarının 500 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor. Geçmiş diye yazmışım ama geçeceği tahmin ediliyor. %33'ü destekler ve vitaminler ve bitkisel maddeler. Birinci sırada vitaminler yer alıyor. Arkasından ise bitkisel ürünler geliyor. Hemen arkasından omega çok yaygın bir şekilde tüketiliyor. Ve aklınıza gelecek mineraller, magnezyumlar, kalsiyumlar, fosforlar, potasyumlar. Ve dikkatinizi çekerim, bakın Asya Pasifik'te Kuzey Amerika'ya nazaran daha fazla kullanılıyor. Çok az bir fark var aralarında. Arkasından ise bizim Asya dışındayız. Orta Doğu geliyor ve çok da ilginç bir şekilde Avrupa'da hiç fena değil ama tabii ki rekor Kuzey Amerika'da çok yaygın bir şekilde tüketiliyor. Bakın, söylediğim gibi 500 milyar doların yaklaşık 150 milyar doları bu destekler ve önümüzdeki yıllar içerisinde bunun çok yüksek rakamlara çıkacağı tahmin ediliyor. Ve bir numaralı alıcı bu takviyelerde yaşlılar ve dolayısıyla toplum yaşlandıkça daha çok vitamin, mineral ve takviyeye ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor. Fakat size ilginç bir şey söyleyeceğim. Ülkelere bakıldığı zaman başta Çin, Japonya ve Hindistan ilk 3 sırayı alıyor. Sonra arkasından Avrupa'da Fransa, Almanya ve İngiltere geliyor. Yani özellikle Çin, Japonya ve Hindistan'da, hani Çin'i Hindistan'a sayacak olursanız, hani eski tıbbın biraz yansıması olarak kabul edebilirsiniz. Türkiye'de de pandemiden sonra vitamin pazarı 3 katına çıkmış. Bakın, pandemi sonrasında Türkiye'de 1,3 milyon kutu C vitamini satılmış. Hedef ise, bir ilaç şirketi yetkilisi söylüyordu, ayda 1 milyon kutu C vitamini satmayı pazarlıyorlar, yani planlıyorlar. Yani yaklaşık 12 katı arttırmayı planlıyorlar. Ve de size ilginç bir şey göstereceğim burada. Bakın, en çok satış yapan ilaç şirketleri. Bakın, ilk sırada Bayer var. Ben ilaç firmalarını yazdım. Pfizer'i, GlaxoSmithKline'i, GSK'yı biliyorsunuz. Bir de Herbalife International var. Türkiye'de de oldukça yaygın. İşte bunlar, bir de Amway'i ekleyin. Yani kişisel pazarlamanın da önemli olduğunu kabul ederseniz, değişik şirketler bu işin içine giriyor. Hatta Carlyle Group, yani tohum kökenli olan bir grup, o da bu iş içine girmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda özellikle büyük ilaç firmaları bu konuya çok büyük yatırım yapacaklar. Efendim, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.